Istanbul. How long have you been here and how you feel Istanbul? Okay, hello first of all. It's very nice to be here. For me, it's the second time in Turkey, but the first time in Istanbul. I like it a lot. The city is very big. I was amazed that there can be so much traffic, really. A lot of interesting places to see, all traditional places to see. In the morning, I have been to a hammam, to Çemberlihaş, I think. It was very nice, nice massage. Yeah, I like the city. It's now my third week I'm here, and I will stay for 2 months. So, yeah, if you have some places to tell me where I can go that are interesting, please tell me, let me know. I like to visit all the time. Thank you very much indeed. Şimdi daha yerleşiyorsun değil mi Aylin'cim? Öyle yerleşmek falan yok. İstanbul hikayeleri anlatılıyor burada. İstanbul'u önce bir senden dinleyelim. Sonra da bir şarkı dinleyelim. Aylin Hanım da sanatçı. Kendisi Mona Lisa olarak anılıyor. Bakın bakalım Mona Lisa'ya benziyor mu? Bize önce bir İstanbul'dan birkaç hissettiği şeyi, sonra da belki İstanbul'la alakası varsa bir şarkı söylemeni rica edeceğiz. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben İstanbul'da doğmuş ve büyümüş olmaktan çok mutluyum. Çünkü İstanbul inanılmaz güzel bir şehir. Dünyada bir numara diyorum. Bir zümrüt parçası, bir akıl parçası. Ve burada doğmuş olmak bence büyük bir ayrıcalıktır. Burada yaşıyor olmak da büyük bir ayrıcalıktır. Ve ben bu büyük ayrıcalığı yaşadığım için de çok mutluyum. Peki ne diyebiliriz İstanbul'la ilgili? Şu an aklıma gelmiyor bir şarkı olarak ama biraz düşünsem de doğru olabilir. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Burası şarkı söylemeyi zorlanırlar. Çok zorlanırlar. Çünkü o tını olmadan, o meşk edilecek bir müzisyen olmadan ben bir ortalıklara atıp da şarkı söyleyemedim. Biliyorum onu. Bazı insan da çok güzel bir hanımefendi gibi maşallah. Ama daha sonra iştirak ederim size. Cennetini bağır.
Bir de İstanbul deyince neler yaşıyorsunuz? Bir de bizle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim. Çiğdem vasıtasıyla böyle bir şey olduğu için tekrar Çiğdem'e teşekkür ediyorum. Onun o gönlüyle, İstanbul'a hayranlığı ve aşkıyla yaptığı çalışmaları tebrik ediyorum. Çok da olumlu buluyorum. Önümüzde 2010 Kültür Başkenti çalışması var. Mutlaka yer buluyordur diye düşünüyorum. Evet, ben de çok eski İstanbullu bir ailenin oğluyum. Az önce hanımefendinin Bey Sucat Santara olduğunu duydum. Ben de çok eski bir tekstilci ailenin oğluyum. Uzun yıllar o yüzden mankenlik ve moda yaptım. Bizim tekstil firmamız direkler arasında Şehzade başında olan bir kumaş fabrikasıydı. Karamüser Kumaş Fabrikası. Birçok insan bilmeyebilir. Benim ailem Boşnak'tır. Bir ayağı Boşnak. Büyük dedem Sarayola valisi. Anneannemi kaçırıyor bir prens. Boşnak prensi. Geliyor sonra döndüklerinde o Boşnak prensi 6 yıldız Boyner grubu Osman Bey'in babasıyla birlikte aynı zamanda YKM'nin Hacı Nuri Bey'in babasıyla dedem direkler arasında Karamüser Kumaş Fabrikası'nı kuruyorlar. Fabrika yanıyor. Dedem rahmetli oluyor. Anneannem Türkçe bilmediği için parmak parmak